hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte trenddeki coinleri konuşacağız biraz. Özellikle Google Trendler üzerinde çok fazla aratılan ve popüler olan altcoin'ler var. Bu altcoin'ler de belli dönemlerde açıkçası trade edenler ve al sat yapanlar için takip edildiğinde güzel kazançlar getirebiliyor. Listenin başında Go altcoin var son dönemlerde oldukça fazla konuşuluyor arkadaşlar. Piyasada ilklere neden olan projelerden bir tanesi. Hem yapay zeka hem min projesi arkadaşlar. Bir anda sıçrama yaptı, birçok yatırım aldı ve bu alanda birçok borsada listelemeye başladı bu projeyi. Şu anda baktığımızda direnç bölgesinin destek olan like kullanmaya devam ediyor. Buralardan bir tepki aldı. Alttaki destek bölgesinde 0.30 bölgelerinde tekrar değerlendirilebilir açıkçası. Dediğim gibi Trat Terminal'in sosyal medya platformundaki paylaşımları arkadaşlar kısa süre içerisinde viral oluyor. Hem yapay zekayı hem de min projesi olarak birleştiriyorlar ve piyasayı çıkartıyorlar. Daha önce Discord kanallarında ve farklı yerlerde sohbet botu olarak da kullanıldı. Şu anda baktığımızda Goat'ın arkadaşlar ciddi yatırım aldı ve ciddi bir şekilde takip edildi. Ön planda olmakta. İlerleyen dönemlerde daha iyi fiyatlama lar gerçekleştirebilir piyasanın geri çekilmesiyle birlikte 0.30 bölgesi tekrar bir test edilirse bu bölgelerden arkadaşlar destek bölgelerinden tekrar mal toplama fırsatı verebilir açıkçası. Şu anda da gördüğünüz gibi 0.82'den geri çekilme yaşamış 0.46 bölgelerine kadar sarkmış bu geri çekilme arkadaşlar. Google Trendler'e baktığımızda şu anda Goat ee, en başta arkadaşlar en başta en fazla aratılan altcoin olarak karşımıza çıkıyor. Listelerin en başında. Bunun haricinde tabii ki birçok coin de var. Bunları da inceleyeceğiz şimdi birlikte sizlerle. Buradaki coinler but Ee, neden aratılıyor bir haberi mi var veya işte arz mı yükseldi veya kilit açılımı var vesaire insanlar bu altcoin projelerini neden aratıyor grafiklerde incelemek gerekiyor açıkçası herhangi bir fırsat olursa da bu Google Trend üzerinden baktığımız projelerde fırsatları değerlendirmek amacıyla güzel bir metrik kendimize oluşturabiliyoruz ben de sizlere bunu göstermek istedim video içerisinde birçok arkadaşımız zaten burayı kullanıyordur mutlaka burayı kullanan arkadaşlar da fırsatları hem vadeli hem spot kısmından kısa vade içerisinde değerlendirmesi iyi olacaktır diye düşünüyorum bunun haricinde tabii ki sadece buraya bakarak yatırım yapmak yanlış olacaktır. Buradaki projeleri incelemeniz gerekiyor sadece. Goat projesi zaten birkaç gündür gündemde arkadaşlar. Bizim de takipimizde olan bir proje. Dediğim gibi güzel bölgelere gelirse benim de alım yapmayı düşündüğüm, Bitket üzerinden spot olarak alım yapmayı düşündüğüm hem yapay zeka hem mim tabanlı bir proje. CoinMarketCap'ten de detayları araştırmak ve sitesinden white paper'ını okumak önemli olacaktır. Şimdi diğer bir proje Paynat arkadaşlar. Bu projeyi şöyle bir baktığımızda Google Trendlerde hemen ilk sırada yer alıyor. Büyük çıkış olarak yer almış. Ve baktığımızda burada da arkadaşlar gene bir önceki günde ve bugün de oldukça ilgi gösterilmiş bu projeye. Bu projenin detaylarına baktığımızda neden ilgi gösterildiğine şöyle bir 20x yapmış. Yani bir mumda 20x yapmış arkadaşlar. Oldukça dipte yani projeyi kaldırmışlar. Büyük ihtimalle malı da yığacaklar birazdan. Biraz Ponzi bir proje olarak geldi bana. Fakat tabii ki 2-3 gün öncesinde dip fiyatlardan alım yapan, böyle bir kumar oynayan arkadaşlarımız varsa bir gecede 20x'i cebine koymuştur açıkçası. Ciddi bir mum atmış ve insanlar da e, grafikleri takip eden birçok trader da bu projeyi araştırmaya başlamıştır. Fakat şimdi tepeden alan arkadaşların üzerine malı yığmaya başlarlar diye düşünüyorum. Polonix borsasında yer alan projelerden bir tanesi. Google Trendler'de de bir, bir gün iki gün içerisinde 20x yapan proje normaldir. İlk başa oturması açıkçası herhangi bir dayanağı yok arkadaşlar biliyorsunuz ki. Baktığımızda şöyle bir günlük grafikte hemen incelediğimizde açarsa grafiği bile tam oluşturamayan bir trading view. Son günlerde oldukça sıkıntılı trading view. Evet gördüğünüz gibi bakın grafik bu şekilde. Yine 60 yukarıya dipte devam etmiş. Daha sonra tekrar 20x'lik bir ...mal yukarıya atılmış. Daha sonra da malı... ...boşaltırlar diye düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Google Trendler'de birinci sırada... ...olmaya devam ediyor. Paynat projesi. GLMR Coin var gene arkadaşlar. Çok fazla araştırılan... ...trendlerde oturmuş bir proje. İnsanlar çok fazla araştırıyor bu projeyi. Şu an dip fiyatlarında bakın. Daha önce de arkadaşlar... ...23 yılında bu dip fiyatlarından... ...destek fiyatlarından yukarıya... ...0.60 bölgelerine kadar bir çıkış sergilemiş. 3x'lik bir kazanç getirmiş. O yıllarda. Gene gördüğünüz gibi... ...arkadaşlar hiçbir şey... değil işmeden tekrar aynı destek bölgesine geliyor. Sözde altcoin boğa dönemindeyiz. Boğa döneminde bu destek fiyatına gelmesi bu tarz projenin enteresan ilginç bir durum açıkçası. Bir altcoin boğası yaşayacaksak fiyatların biraz daha yatay seyretmesi biraz daha orta bantlarda seyretmesi gerekiyor. Fakat 21 yılında aynı fiyatta olan proje şu anda da aynı fiyatta çok bir beklenti içerisinde olmak yanlış olacaktır bu tarz projelerden. E, fakat tabii ki önümüzdeki boğa sürecinde ciddi bir rally yaşayacaksak bu projelerin tekrar buralardan yukarıya gitmesini bekleriz. Üstteki direnç bölgesine tekrar destek bölgesinden bir hareket gelirse 3.5x'lik 4x'e yakın bir kazanç getirir arkadaşlar. Bir alttaki direnç bölgesine de gördüğünüz gibi gelirse arkadaşlar burada da 3x'lik bir kazanç GLMR projesinde yakalanabilir açıkçası. Daha önce de fiyat oldukça yukarılardaydı gördüğünüz gibi. Şöyle grafiği hemen bir inceltelim. Nereye mum atmış? 15 dolarlara mum atmış. Daha sonra 6 dolar fiyatlarına çıkmış. Ve dibin dibini boylamış arkadaşlar. Şu anda dibin dip noktasında. İnsanlar da dip fiyatları araştırmışlar şu anda. Bu dip fiyatlardan tekrar 15 dolarlık fiyata gelirse ciddi bir kazanç getirecektir tabi. Ama şu anda biraz zor gözüküyor açıkçası. Bu destek fiyatı çok ucuzdur bu proje için. Bunun alt kırılımında da zaten artık çok fazla geriye çekileceği bir durum söz konusu değildir. Buradan değerlendirip üstüne yatmak gerekiyor bu projelerin. Tabii ki coin market cap'ten ve projenin ne işe yaradığını, hangi trend bandında olduğuna da bakmak gerekiyor. E, biliyorsunuz eski projeler biraz daha sakin ilerliyor. E, buna da göz atmak gerekiyor açıkçası. Fakat Google trendlere baktığımızda GLMR coin 2 gündür ilk 5 içerisinde yer alıyor açıkçası. Burada da yer alması arkadaşlar şurada ufak bir mum atmış ve projenin de bir haberi olabilir açıkçası. Bunları da takip etmek gerekiyor. Bir popüler olan trendlerde olan proje CXP projesi arkadaşlar. CXP projesi de gene geçmiş yıllarda adından söz ettiren proje. Baktığımızda 5 dolar bantlarına kadar gelmiş. Şu anda da dibin dip bölgesinde gene 0.24 fiyatlarında buradaki noktaya kadar bir direnç bölgesine kadar çıkış bekleriz. Bunun üzerinde kapanışlar da arkadaşlar bize 2,5 dolar bantlarını tekrar getirebilir. 5 dolar bantlarında bir trend var. Bu direnç bölgesine kadar ne yapabilir? Bir kırılım yaşayabilir. Bu direnç bölgesinin üzerinde öne açık olan projelerden bir tanesi açıkçası fakat ciddi bir şekilde satış baskısıyla karşı karşıya kalmış 5 dolar fiyatlamasından bu yana açıkçası gördüğünüz gibi fiyat sürekli dip olmuş arkadaşlar. Bu 5 dolar fiyatı da tabii ki 2021 yılında gelmiş. Bu fiyatı bir daha da görememiş proje. 2021 yılından beri ne yapıyor? Çöküş, mal boşaltımı devam ediyor arkadaşlar içeride. Dikkatle takip etmek gerekiyor. Fakat farkındaysanız GLMR'de de dip fiyatta. CXP de dip fiyatta. Google Trend'lerde de en çok araştırılan projeler arasına girmiş. Dediğim gibi bu dip fiyatlar son dönemlerde çok fazla araştırılıyor. Fakat ben çok eski projelere yatırım yapma taraftarı değilim açıkçası arkadaşlar. Trend yönünde olması gerekiyor benim için eski projeye yatırım yapıyorsam dahi. Burada da Gene Peanut projesi var arkadaşlar. Peanut projesi de daha önce 20 dolar fiyatını görmüş bakın. 20 dolara kadar çıkmış. 21 yıllarında çıkmış bu fiyata. Daha sonra öyle bir mal boşaltmışlar ki bakın. Yani 21'den beri mal boşaltımı devam ediyor. Şu anda da hala gördüğünüz gibi dip bölgelerinde arkadaşlar fiyat. Burada da ciddi bir şekilde satış baskısı devam ediyor. Tekrar bu fiyatlara ulaşır mı? Zor gibi gözüküyor. Önünü arkadaşlar 20 dolardan 3 tane sıfır almış. Bakın 20 dolar fiyatından çıkışını yapıyor. Önüne 3 tane sıfır alıyor. Ciddi bir içeride kalma ponzi operasyonu açıkçası ciddi bir ponzi operasyonu. Baktığımızda burada destek oluşturmuş kendisine. Fakat güzel de bir mum atmış. Bu mum sonrasında bir yükseliş beklentisi olduğu için insanlar da araştırıyor veya malı arkadaşlar popülerleştirmeye çalışıyor olabilirler. Baktığımızda Google Trendler'de ikinci sırada büyük çıkış yakalamış. Şuradaki ufak mum e, proje ile ilgili bir haber olabilir. Bir durum söz konusu olabilir. Çok fazla araştırılmış bu proje. E, yani hiç bakmayacağım projelerden bir tanesi açıkçası benim. Ama dediğim gibi insanlar böyle kumar tarzında kendine çıkış yolu arıyorlar ve birçok insan da bunu Twitter'da sağda solda reklamını yaptığı için, mal boşaltımı yaptığı için ne oluyor? Google'da araştırmalarda en fazla aratılan projeler arasında yer alıyor. Yani burada ben aratılan projelerde Goat'ı, GLMR'i ve SXP'yi baz alabilirim ama işte peynat projesi veya işte nux projesini arkadaşlar çok fazla baz almam açıkçası bunlar ponzi işlemler fakat işte goaltın araştırılması en başta olması çok normal neden fiyat e, yukarıya giderken birçok popüler işlemler yapıldı birçok fenomen paylaştı e, birçok proje yapay zeka mim kategorisine yer aldığı için araştırmaya tabi tutuldu birçok içerik üretildi bu projeyle ilgili bu yüzden bunun trendlerde yer alması oldukça normaldir burada trendlerde yer alan bazı coinler arkadaşlar hacimli dönemler dönemlerde ciddi potansiyel ne yapıyor? Çıkışlar yapabiliyor. Burayı takip ettiğinizde de bu da arkadaşlar size güzel kazançlar getirebiliyor açıkçası. Vadeli kısmından veya spot kısmından değerlendirme imkanı sunuyor. Şimdi burada biz Türkiye üzerinde bir araştırma yaptık açıkçası. Burayı dünya genelinde yaparsak hangi coinlerin e, yer aldığını da görebiliriz. Ona da bir göz atalım sizlerle birlikte video içerisinde. Peynat coin gene dünya genelinde bakın birinci sırada arkadaşlar. O gene coin var gördüğünüz gibi. Unfi coin var. Gene yer almış projelerden bir tanesi. Burada tabi ismini de değiştirebilirsiniz. Buraya token de yazabilirsiniz. Şöyle kripto da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde aratma da yapabilirsiniz. Bu aratma da ne olacaktır? Gene Bizlere popüler olan trendlerde olan projeleri sunacaktır diye düşünmekteyim şu anda eskisi kadar çok fazla buralarda e, araştırmalar yapılmıyor ama e, özellikle altcoin boğası döneminde e, likidite olduğu dönemde bitcoin'in popüler olduğu dönemde burada arkadaşlar çok fazla altcoin yer alıyor bu altcoinler dediğim gibi grafiklerde fiyatları incelediğinizde size güzel içerikler güzel projeler sunabiliyor bunlara da baz alırsanız araştırılan kriptoları bulabilirsiniz diye düşünmekteyim arkadaşlar. Bu şekilde bu Google Trendleri kullanabilirsiniz. Google'un ücretsiz bir aracı. Arada göz atın. Çok fazla iyi bir metrik olmasa da sizlere arkadaşlar bir çeşitlilik sunabilir. Portföylerinize böyle inceleme ya da al sat yapma fırsatı sunacak projeler gösterebilir açıkçası. Burada Goat'ı beğeniyorum. E, videonun başında söylediğim gibi. E, beklediğimiz biraz daha düşüş gerçekleşirse özellikle bu seçim sonrasında bir geri çekilme bekleniyor piyasada. Bu geri çekilme gerçekleşirse ne olabilir? Burada daha ucuz fiyatlardan nakitte tuttuğumuz e, USDT'de tuttuğumuz parayı düşük fiyatlardan projelere sokabiliriz. Özellikle elimizdeki işte Rio STX gibi hacimli ve ilk çıkışı yapan projelere zaten eklemeler yapıyoruz arkadaşlar geri çekildikçe. E, fakat beklediğim bazı projelerin de fiyatları ucuzlarsa tekrar sepete ilave etmeyi düşünüyorum açıkçası. Şu anda altcoin boğasının böyle çok yaygın bir şekilde bütün altcoinlerde boğa yaşanacağını düşünmediğim için de özellikle sektör içerisinde trend içerisinde olan, likiditesi yüksek olan projelere daha çok fazla e, para ayırmaya çalışıyorum. O yüzden sepeti eskiden çok geniş tutuyordum. Şu anda biraz daha daraltma zamanındayım açıkçası. Daha önceki videolarımda da daraltacağımı söylemiştim. Bunun sinyallerini vermiştim size. Biraz daha trend yönünde olan hem market cap'i yüksek hem market cap'i düşük projelerle ikili ikili gitmeye çalışıyorum. Yapay zekada iki proje işte RVA alanında iki proje e, gaming alanında bir iki proje e, min projelerinde gene bir iki proje. Bu şekilde arkadaşlar onlu bir sepet yapıp tamamen sermayemi oralarda bölerek arkadaşlar trend yönünde boğa içerisinde hamlelerimi yapmaya devam edeceğim. E, belli bir bölgede de nakitimi vadeli de tutmaya devam ediyorum. Oradaki fırsatları değerlendirmeye devam ediyorum. Yüksek hacme ulaşan projeleri vadeliden arkadaşlar trade edeceğim. Spot'tan kazandığım gibi vadeliden de kısa vadede güzel vurkaçlar yapmayı düşünüyorum açıkçası. Şu anda görüşlerim bu şekilde. Seçim öncesinde Belli sıkıntılar var piyasada Savaş muhabbetleri var işte hafta sonu Düşüşü diyorlar fakat hafta sonuyla Çok fazla bir bağdaştırmak istemiyorum ben Ethereum'un yükselmedikçe Ethereum ateşine yapmadıkça oradaki Rally altcoin boğası gelmeyecektir e Biliyorsunuz ki her zaman Ethereum'a para girer Ethereum'dan para Çıktıktan sonra diğer projelere para Akmaya başlar ve altcoin boğasını başlatır Bu durum arkadaşlar Ethereum'a para Girmedikçe Ethereum ateş yapmadıkça Bitcoin 150k olsa da 180k Olsa da Ethereum yerinde saydıktan sonra herhangi bir altcoin boğası ben beklemiyorum açıkçası. Ee, bunu da tabii ki Ethereum'u takip ederek sürekli güncel kalmak, fiyat üzerinde analizler gerçekleştirmek doğru olacaktır. Ethereum'un hareketi yapmasıyla birlikte altcoin boğası başlayacaktır diye düşünmekteyim. videoyu beğenirseniz gene güzel içeriklerle, güzel coinlerle karşınızda olmaya devam edeceğim açıkçası. Ee, yorumlarınıza, like'larınıza, desteklerinize ihtiyacım var. Herkese bol kazançlı haftalar diliyorum. İyi pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere.